Şimdi arkadaşlar diğer seriye geçiyoruz. Bu seride ise yine protein tozunu kullanmalı mıyım? Sizce gerekli mi? Serisi. Proteinle alakalı bir bilgi aktarıyorum arkadaşlar size tekrar. Protein tozuyla alakalı daha doğrusu. Protein tozu serisi seri videoları devam ediyor. Arkası da gelecek. Şimdi en fazla sorulan sorulardan bir tanesi ise protein tozunu kullanmalı mıyım? Sizce gerekli mi sorusu. Arkadaşlar, eğer siz günlük öğünlerinizde normal gıdalar ile kilonuzun yani vücudunuzun mevcut kütlesinin gerektirdiği ölçüde protein alıyorsanız gerekli değil. Düzenli bir protein diyeti uyguluyorsanız yani protein ağırlıklı besleniyorsanız protein tozu gerekli değil arkadaşlar. Onun dışında eğer iş hayatınız ya da yaşantınız size yemek hazırlamaya, öğünleri ayarlamaya olanak vermiyorsa o zaman pratik olan bir yöntem yani protein shake kullanmanız, yani protein tozu kullanabilirsiniz. Size proteine daha kolay erişme olanağı sağlayacak protein dozları, supplementler. Mesela sabahtan akşama kadar öğünlerinizi doğal olarak aldığınız ama akşam okuldan ya da işten eve dönmeden spor salonuna geldiniz. Spor sonrası öğün hazırlamaya zamanınız yok. O zaman protein shake yapabilirsiniz. Protein tozu mucizevi bir olay değil. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Diğer videolarda söyledim. Sonraki videolarda söylemeye devam edeceğim. Fırsat olursa. Daha kaliteli kas kütlesi için doğal gıdalara besin. Yani kas çalıştınız. Ağırlıkların altına giriyorsunuz, antrenmanlarınızı yapıyorsunuz, kas kütlenizi kazanıyorsunuz, hacminizi yapıyorsunuz. Bu hacim, bu kas kütlesi vücudunuzda daha uzun süre kalmasını istiyorsanız, kaliteli bir kas kütlesi kazanmak istiyorsanız arkadaşlar, kesinlikle doğal gıdalarla, yani doğal besinlerden aldığınız proteinlerle bu hacmi kazanın. Peki protein neden gereklidir sorusu var şimdi. Protein neden gerekli? Bakın dostlar, proteinler kompleks yapıdaki organik bileşiklerdir. Proteinin temel yapısı amino asitler, yani amino asit zincirleridir. Hücrelerin yapı taşı olan proteinler amino asitlerin bir araya gelmesinden oluşuyorlar. Proteinler tüm dokularda bulunurlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bütün dokularda var. Vücuttaki proteinin %45'i kaslarda, kalanı ise diğer dokulardadır. Protein sudan sonra vücutta en fazla bulunan maddedir. Hücre büyümesi ve gelişmesi için önemlidir. Hücrelerin, enzimlerin ve hormonların yapı taşı olan protein hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik, kas ve kan hücrelerini oluşturur. Biraz böyle biyoloji dersi gibi oldu ama olsun. Önemli bilgiler çünkü ne kullandığınızı ve neden kullandığınızı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Metabolizmayı hızlandırıyor, çalıştırıyor. Yiyeceklerle alınan proteinler bazı kimyasal işlemlerden geçirilerek yapı taşları olan amino asitlere ayrılır. Ve bu amino asitler vücutta birçok amaca yönelik olarak değişik diziler haline getirilir. Proteinler vücutta üretilmedikleri için her gün yiyeceklerle alınması gerekiyor. Protein eksikliği kas kaybına, yetersiz beslenmeye ve su kaybına yol açar. Protein yetersizliğinde beden kendi hücrelerini kullanmaya başlar. Büyüme yavaşlar ve kilo kaybı oluşur. Hastalıklara yakalanma riski artar. İyileşme dönemi uzar ve kan proteini olan hemoglobin yapılamadığı için kansızlık meydana gelir. Bakın protein eksikliği nelere nelere sebep oluyor. Bunlar bir kısmı. Protein fazla tüketildiğinde ise kolesterolün yükselmesine, böbreklerin yorulmasına ve kalsiyum atımının yani vücuttan kalsiyum atımının hızlanmasına neden olur. O nedenle vücudunuz gün içinde ihtiyacı olan, yani vücudunuzun gün içinde ihtiyacı kadar olan bu proteini tüketin. Vücudunuz ne kadar ihtiyacı varsa o kadar tüketin arkadaşlar. Yani kilonuz çarpı 1.8 ya da 2 gram. Yani uzmanların söylediği bu rakamlar bunlar tabii ki. Benim kendi fikrim düşüncem değil. Bu verdiğim oran, bakın bunu unutmayın. Bu verdiğim oran vücut geliştirme sporunu layıkıyla yapanlar, yüksek tempolu ve kas gelişimi gerektiren spor branşları ile ilgilenen kişiler için geçerlidir. Bunu unutmayın. Evet dostlar, sorularınızı yorum kısmına bırakın. Merak ettiklerinizi ister hemen videonun altındaki yorum kısmına ya da bana Instagram'dan ulaşıp DM'den sorularınızı yöneltebilirsiniz. Merak etmeyin. Birçok kişinin sorusunu orada cevaplamaya çalışıyorum. Seviliyorsunuz. Hepiniz değerlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.